Bir, bir bekleyin. Tabii. Melik sen ne bekliyorsun? Vallahi yani, abi şöyle. Tarih yaklaşıyor artık. Bu, bugünkü toplantıdan bir bilgi vereyim. Ee, şimdi bugünkü toplantıda Abdülkadir abi de söyledi. Hı. Asgari ücretliler. Dört tane asgari ücretli. Kendi hayatlarını anlattılar. Sayın Bakan abi, da. Abi gelip şurada anlatsana ne olur. Sayın Bakan ben da. Ben de şuraya oturabilir miyim? Tabii ki efendim yani. Buyurun. <laughs> Buyurun. Sayın Muhammed Bakan da. Muhammed Bey de sizi baş başa buluyor. E, sayın Bakan da ben de işte altı e, çocuklu bir ailenin çocuğuyum. Benim babam da bir işçi. Dolayısıyla ben halden anlıyorum. Böyle bir güzel girizgah karşılıklı. Fakat orada şöyle bir izlenim. Bir dakika kim dedi bunu? Benim babam da işçi. Asgari ücretler anlatıyor böyle böyle. Bakan Bey Vedat Işıkan, Çalışma Bakanı. He. Ben halden anlayan bir ailede büyüdüm diyor. Babam işçiydi, altı kardeş. Biz de böyle bu şartlarda yaşadık. O yüzden sizi çok iyi anlıyorum diye. Bu güzel bir giriş, başlangıç. Fakat e, benim edinim, hani izlenim şu... E, işverenin az önce anlattığınız hani bu Temmuz Ağustos toplamda %114'ü bulan bir önceki grafikteki artışlar var ya İşverenin bu toplantıda ciddi bir artışa çok iştahlı davranmadı. Hani böyle formüle edeyim. Çok böyle istekli ve iştahlı değil işveren. Şu öncesinde öyle miydi? Öyleydi. Hatırlıyor musunuz işverenler evet. daha toplantı başlamadan biz elimizi taşın altına koymaya hazırız demiş. Geçen sene başı oy birliği oldu zaten. Aynen öyle. Ara dönemde oy çok duruyordu. Türk iş kalkmıştı. İlkinde oy birliğiyle. Hatta birliği. e, o zaman Sayın Vedat Bilgin rakamları konuşurken işveren üç, eğer devlet destek verirse 3-5 puan yukarı çıkabileceklerini söylemişti. Yani böylesine iştahlı davranmıştı. İkinci artışta da yine iyiydi, fena değildi. Yani oy çokluğuyla oldu. Fakat hani burada böyle hani çok yüksek rakama çok iştahlı değiller. Bir de görünmez bir maliyet düşüşü oldu. O da şu hep reform niteliğinde asgari ücretli kadar kısmından şu anda vergi alınmıyor ücretlerden. Evet, aynen öyle. O ücret de işverenin maliyetiydi. Onu Doğru. da gider yazardı. Tabii. Yani onun üzerinden vergi öderdi işveren ama onu o, gider yazardı. O, o, da mı işverene tabii o da işverene bir yük getiriyor? Tabii. O da işverene tabii. yük getiriyor. Şimdi burada Ücretler vermedik. Şöyle e, Bey hani daha iyi ben sadece bilgiyi paylaşıyorum. Bunun anlama geldiğini ancak siz bize söyleyebilirsiniz. Şimdi birincisi şu. Artış oranında işveren devletin bize sağlayacağı desteğin ne kadar olacağıyla ilişkili diyor. Şimdi dolayısıyla devlet ne kadar e, şey, yani işverenin destek... beklentisi bu yani. Tabi. Devlet bana ne e... mevcut desteği sürdürecek mi? Kaç ne? puan üzerine çıkacak? Ha, okay anladım. Şimdi dolayısıyla bu bir kere bir parametre. İkinci parametre e, özellikle yani karar vericilerde böyle düşünenler var. O açıdan aktarıyorum. Bu benim görüşüm değil lütfen. Ee, şimdi e, elçiyim ben diyor. Elçiyim ben. Zeval Adran, olmaz. ben benden daha vicdanlı değil. Ben de iyi bir insanım özümde. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> şöyle karar vericilerden bir kısmı diyor ki şimdi Yok, selvi senden bir tık daha. Bir tık daha evet. evet bir tık evet, vicdanlı. İkna oldum. <laughs> şimdi ee, karar vericilerden bir kısmı diyor ki ya 2024 enflasyon tahminimiz bizim 36 ise bu rakamın civarında gezinmek gerekir. Yani 36 artı en fazla 4 puan belki. Hem hani dengeyi tutturabilelim. Peki 36 olmazsa ne olacak? Evet. Çarşı karışacak. Enflasyon tahmini mi? Evet. Yani tahmin gerçekleşmezse daha fazla çıkarsa Vallahi asgari ücretlinin e, kaybını karşılayacak mı devlet? Vallahi onu e, yani o, o ona dair hani bir cevapları yok tabi ama hani o kayıp karşılanmalı mı? Karşılanmalı tabi yani sonuçta. Yani hayır, inşallah tahmin tutar. Tahminin tutması her şeyi halleden bir şey. Enflasyon tahmini tutarsa zaten sorun yok. Tartışılacak bir durum yok. Enflasyona ezdirmemiş oluyorsun asgari ücret. Ama şöyle, tahmin tutmazsa ne olacak? Yani en şöyle büyük ben da... e, o zaman şu yani Sayın Azne Mali Bakanı Mehmet Şimşek'le Katar dönüşü bir sohbet etmiş bu enflasyon meselesinde. Mesela o kesinlikle tutturacağız diyor ki zaten 33'ten 36'ya revize etmemizin nedeni o diyor. Milimetrik hesap yaptığımız için 33 36'ya revize ettik. Yani kararlıyız diyor. Tutturacağız diyor. Tutturacağız diyor. Tamam. Yani biz durup dururken 33 36'ya çekmedik. Doğru. Diyor. Çok olağanüstü bir şey olmaz ise diyor. Hani Rusya-Ukrayna savaşı pat diye patladı. Maliyetler arttı. Şimdi rayına oturdu. Ya böyle olağanüstü dışarıdan bir etki olmazsa 36'yı tutturacağım diyor. Yani bütün dengeler hesaplar ona göre diyor. Ee, Keza yine Sayın Cevdet Yılmaz'la biz bir buluşmuştuk iki hafta önce. Cumhurbaşkanı yardımcısı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet İlmaz. O da mesela 2024 için kararlı olduklarını ama bir dezavantajı söyledi. O da şu, Haziran'da enflasyonun pik yapacağı, Haziran'dan sonra aşağı düşüp yıl sonuna doğru 36 hedefini bulabileceklerini söylemişti. Bunlar hep böyle parametre olduğu için anlatıyorum. Evet. dolayısıyla hani 36 civarında bir rakam dediğim şey şu hani 4 puan belki üzerine çıkıp işte %40, %40 civarında benim tahminim tabii. Bir şey eklemek istiyorum burada. Biz enflasyonu önceki enflasyonun farkını alıyoruz. Memur memur emekleri de aynı şekilde. SSK bağ kurulu emekleri de yine enflasyon farkını alır. Şimdi %36'lık enflasyon oranı, 2004'deki enflasyon tahmini hedeflenen enflasyon, beklenen enflasyon. Evet, hedeflenen. Burada bunu söylenmesi asıl nedeni hem Sayın Mehmet Şipşek tarafından hem Sayın Celet Yılmaz tarafından burada fiyatlama danışı bozulmaları engellemek. Doğru. Yani evet kardeşim ben kim, bu sene fiyatlar bu şekilde ama gelecek sene 100 liralık bir mal 136 lira olacak hedefi ve beklentisi oluşsun. Ama Mayıs Haziran dönemlerinde yüksek enflasyonist bir ortam olacağından dolayı burada vatandaşa 136'lık bir artışla yaklaşmak hem SSK bağ kuramakta kesinlikle bu olmaz. Neden olmaz? Çünkü enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz. söz var sayın cumhurbaşkanı. Yok, doğru. Zaten doğru. son 6 aylık enflasyon farkı %38. İki puan refah payıyla %40. Ama bu yani artık söylendi, yılda tek sefer yapılacak diye. Bu tabii yılda tabii iki o... sefer yapılması ihtimali arada karşı. Muhammed Bey güzel söylediniz. Ben buraya bir açayım. Ee, şimdi bu yüz, yılda tek sefer meselesi çok tartışılıyor. Ya hani öyle derler ama hani bakarsınız bir daha yaparlar. İşte veriler başka şey gösterir. Yılda bir kere yapılması konusunda net bir kararlılık var. Çünkü biz dengeyi, bütçeyi hesaplamaları ona göre yaptık dedi. Dolayısıyla hem bunu sayın Gezetilmaz söyledi, Mehmet Şimşek söyledi ve en son Vedat Işıkan toplantıdan bir hafta önce söyledi. Ekstra bir durum olmazsa dünyada oluşacak Top bir enflasyon, pandemi ortamıysa ekstra bir durum. Evet. E, son iki yılda 6 ay 6 ay yapıldı. Değil mi? Son iki yıl. Evet. evet. Yani bu böyle olağanüstü bir şey olmazsa kesinlikle bir kere Hedeflenen enflasyonla maaş artışı yapabilmek bence 2026'dan sonra yani 2026 başı itibariyle mümkün olacaktır. Çünkü 2025 yılı itibariyle enflasyon bir hayli düşmüş. Hatta yüzde %14'e geriye reviz edildi yıllık enflasyon, yıl sonu enflasyonu. 2026 ile beraber artık biz tek haline enflasyon görebileceğiz. Peki bir İsmail Dükeli dinleyelim. Bir son bir cümle kurabilir miyim? Şimdi Cumhurbaşkanı geçen geçen haftada konuştuk ya bu hep biz bir tek parametre üzerinden hesaplıyoruz. Eyvallah hani böyle işçi enflasyonu ezdirmeme kaya şartları ki zaten az önce de %114 yani enflasyonun çok çok üzerinde bir artış verildi. Yani bunu şey anlamda söylüyorum. Yani o dengeyi gözetiyor eyvallah. Fakat iki parametre daha söyledi Cumhurbaşkanı. Bunlardan bir tanesi işvereni zora sokmayacak. Üçüncüsü ve en önemlisi istihdam. İstihdam. İstihdamın tekrar çift haneye çıkmasına asla asla izin vermek. Bugün i̇stihdam. de çok iyi bir sonuç geldi. E, 8,5 buçuk Tabii işsizlik yani çift taneye çıkmamalı diyor. Peki. Dolayısıyla İsmail Dükeli dinleyelim. Şimdi yani tabloya biraz sonra geleceğiz ama şimdi şöyle bir durum var. Sayın Bakan %36'da ısrarlıymış. Yani ben, bu, e, bunu tutturacağım diyor. Gönül arzu ediyor ki elbette ki tutsun. Enflasyon tahmini. Enflasyon tahmininden söz ediyorum. E, Gönül arzu ediyor ki elbette tutsun çünkü bu ülkede yaşıyoruz. Yani nihayetinde bu enflasyon denilen, denilen bela hepimizi mavi yakalısı, beyaz yakalısı, yakalısı, yakalısı hepimizi etkiliyor. %36 inşallah tutar. Peki şu sorunun cevabı yok. Ya tutmazsa? Hani %1 ya tutmazsa bu sorunun cevabı yok. Millet ne yapacak? Taşmayacak. Çünkü geçmişte de birçok vaat vardı. Mesela e, 2000 e, işte bu e, yılda 2023'te bizim milli gelirimiz 20, e, 25 bin dolar olacaktı. Herkes bu konuda nihayette AKP hükümeti yani hükümet değişip de bir başka hükümet politikasını yürütmeyen yine bir AKP hükümetinin bir bakanından söz ediyoruz. 25 bin dolar paramız olacaktı bizim e, gayri safi milli hastalığı ama yok ortada. Öyle e, para yok 11 bin derdi. dolar şu anda 11 bin dolar civarında. Yok. Hayır bende o da yoksa yani sen de var yani mı bilmiyorum. Pandemi olmasaydı? Pandemi olmasaydı 25 bin dolar mı olacaktı? Bu nasıl bir pandemiymiş ki? Her türlü doğru bir suçlu bulduk. Bir günah keçisi yükle babam yükle. Yo, yo. Dünyada pandemi yaşadık. Şimdi, şimdi bu, bunu bir kere söyleyeyim. Bunun altını çizeyim. Bu sorunun cevabı yok. Ee, Ahmet Hakan biraz önce bir soru sordu. Ben de bu soruyu sorup duruyorum. Ama bu sorunun cevabı şu ana kadar verilmiş değil. Şimdi e, milli gelir dediğimiz bir şey var ve hepimiz buradaki insanlar bu milli gelirden bir pay alır. Yani doğal olarak bu cumhuriyetin vatandaşıyız pay alırız. Şimdi milli gelirden işçilerin aldığı pay. 2016 yılında yüzde 40 alırlarmış. 2020 yılında bu yüzde %38 38'e düşmüş. 2022'de 25. Şimdi TÜİK rakamı yani TÜİK'in istatistikleri. Şimdi e, aradan geçen bunca yılda eğer işçinin milli gelirden aldığı pay %25'e düşmüşse, ta %40'dan %25'e düşmüşse oturup bunları mı konuşacağız? Bu rakamları sadaka niyetine verirler, verirlerse eğer. Hikaye, bunların tamamı hikaye. İnsanların öncelikle şu kayıp %15'ini verin bakalım. %15'ini verin bakalım ne oluyor, rakamlar ne olacak o zaman? Efendim, e, şimdi, ha, bu bu arada hani çok diyoruz ya mesela şirket da, daha çok kazansınlar tabii ki. Şirketler ne yapmış? Aynı şekilde sırayla söylüyorum. %41'den %41'miş, %42'ye çıkmış, %54'e çıkmış. Neyin? Milli gelir, e, gelirden aldığı paylar. Bu da şirketlerin milli gelirden aldığı paylar. Onlar da yükselmiş. Daha çok kazansınlar. Daha çok kazansınlar da hani işçisine de versinler bir parça. Şimdi bütün bunları söyledikten sonra şunu da unutmamak lazım. Şimdi Avrupa'da en düşük asgari ücret veren ikinci ülkeyiz Avrupa ülkeleri arasında. Bundan 8 yıl önce Arnavutluk, Arnavutluğun üstünde asgari ücret veriyorduk. Hem de 4 kat. Ama bugün neredeyse eşitlendik. Arnavutluk, üstelik Sırbistan vesaire de onlar bizim üstümüze geçti. Şimdi böyle bir tablodan Euro bahsediyoruz. Efendim? Euro bazında söylüyorsunuz. Ya e, asgari evet. Euro bazında. Ama nihayetinde geldiğimiz nokta şu, gerçekten sefaleti yaşıyoruz. Şimdi şu rakamları konuşuyoruz, ya yani gerçekten inanılır gibi değil, hakikaten değil. Niye değil biliyor musunuz? Bir taslak hazırlıyoruz muhtemelen haberiniz vardır Adalet Bakanlığı için bir taslak. Taslakta şöyle bir e, değişiklik öngörülüyor, henüz öngörü gerçekleşmedi, taslakta e, duruyor. Gerçekleşir gerçek ama öngörülen ya da e, yapılması düşünülen şöyle bir durum var. Adli para cezaları vardır. Biliyorsunuz biliyorsunuz yani. İşte e, günlük e, hapis cezasını günlük mali paraya çevirirler. Onu sizden e, e, suçsuzdan tahsil ederler. 20 lira alt sınır, 100 lira üst sınır. Bu 20 lira alt sınır 100 liraya çıkıyor. 100 liralık üst sınır 500 liraya çıkıyor. Abi vatandaşlar alırken 5 kat da verirken niye yüzde bilmem kaçları konuşuyoruz? Yani çok basit bir soru soruyorum. Geçen programda da sordum. Ee, biraz sonra ya da biraz sonra işte e, işte cezalar, harçlar, pullar bilmem ne yeniden değerlenme artışlar gerçekleşecek. Yüzde kaç olacak? Benim bildiğim kadarıyla yüzde %58 olacak. Bildiğim kadarıyla artabilir ya daha yüksek de olabilir. Hani yüzde %58 bir rakam var mı orada? Onları mı konuşuyoruz? Hayır. Vatandaşa verirken şeyle çay kaşığıyla alırken Abi kepçe bile değil ya. Artık adı neyse kepçeden daha büyük ne var bilmiyorum. Adı nedir bilmiyorum da onunla alıyorlar. Büyük kepçe. Büyük kepçe. <laughs> büyük kepçeyle alıyorlar. Şimdi, bütün bu tablonun içine baktığında ha asgari ücret. Şimdi şöyle bir argüman var. efendim asgari ücreti biz arttırırsak enflasyonu tetikleriz. Etkili midir? Yani evet tartışılır. Ama şöyle bir durum var. Ekonomik de bir de gerçek var. Bizim enflasyonumuz Maliyet enflasyonu, talep enflasyonu değil arkadaşlar. Maliyet enflasyonu her yaşıyoruz. Ikisi de ya. Efendim? Her ikisi de. Hayır. Ya maliyet oranlar değişse ama her ikisi de. Her ikisi de. Maliyet mı? artı talep. Hayır. Talep enflasyonu çok ağırlıklı bir durumda değil şu andaki. Yani ekonomistlere bırakmak lazım bu tabloyu. Yo, ya eyvallah ama adeti. yani ama ki parayı arkadaşımız belki ne söylediğimi çok iyi anlıyor. Maliyet enflasyonu yaşıyoruz. Maliyet enflasyonu dediğin nedir? Yani oturup burada e, ekonomistlerin alanına girip de böyle bir ukalalık yapmayacağım. Ama maliyet enflasyonu yani işverenin ya da ne bileyim sanayicinin onu, bunu kullandığı e, bir takım girdilerin artışıdır. Bakın talep enflasyonu başka bir şey. Maliyet enflasyonu. Ha bunun nedeni de bu epitomik bilmem ne kopuştan falan bahsettik ya. Hani ya da düşük faiz dedik ya işte o düşük faiz zil yarattığı döviz kurundaki, artış daha doğrusu Türk parasındaki düşüş, değer kaybetme bizi bugün bunları konuşmaya getirdi. Şu anda Mehmet Şimşek'in izlediği politika doğru bir politikadır. Bunu eleştirmiyorum. Ama bu doğrunun içinde enflasyonla mücadele etmek için de insanların yoksulluğunu kullanmamak lazım ya da insanları yoksullaştırarak olmaması lazım. Domatesini biberine alamayan insanları İnsanları bu hale getirirseniz ben enflasyonla mücadele ediyorum. Halkı enflasyona ezdirmeyeceğim ya da ezdirmiyorum diyemezsiniz. Peki. Biraz da Selvi'yi dinleyelim. Ki. Ahmet Bey şimdi <laughs> önümüzdeki hafta işveren kesimi ve işçek kesimi tekliflerini... Ha, tek cümle sunacaklar. söyleyebilir miyim? Tabii, 18. Çok özür dilerim. Evet, ya. Şu oranlar 18. üzerinden tek cümle söyleyeceğim. Kusura evet. bakma lütfen. Evet. Bu bana göre taban, taban artış %70'den sonrasını konuşmak lazım. Buyurun. Yani şu olası oranlara göre... Ya 40, 50, 60 değil. 70 ve üzerini konuşmamız lazım evet. diyorum. Teşekkürler. Şimdi önümüzdeki hafta 18'inde yapılacak toplantıda teklifler ortaya çıkacak. Ama burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Bir, bu asgari ücret tartışı yılda bir defa olacak. Zaten normal oydu ama geçen iki yılda enflasyon yüksek olunca iktidar enflasyonun düşüsü kısa sürede olmayacak en azından. Pandemiyle ben... başlamış Muhammed Tabii. Bey aslında onu... Aynen güzel hatırlattı. Yani 20 Mart'tan itibaren başlayan enflasyon yılda çıkıyor. iki kere yapma pandemiden sonra olan bir. Evet. evet. En, oradaki en, bakış pandemi de başka faktörler. Tabii başka oradaki var. Tabii enflasyon. Yani, Rusu, evet. Pandemi pizze, enflasyonu evet. getirdi. falan. Aynen evet. öyle. Hızlı döviz artışı, bir de insanların fırsatçılığı işte ya 30 liraysa 45 liraya rafa çıkardı. Netice itibariyle iktidar dedi ki kardeşim ben enflasyonu düşüremiyorsam en azından çalışanlarımı enflasyon karşısında koruyayım dedi. Şimdi eğer bu sefer yılda bir defa yapılacaksa masaya oturulurken işçinin 2024 yılı Aralık ayında cebine ne girecek, onunla ne alabilecek, ondan nasıl geçinebilecek onu hesaba katmak gerekiyor. Bir, bu yapılacak olan artış, şimdi rakamlar aldım 6.8 milyon asgari ücretli var. Ve bunlar %37'sine çalışanların denk geliyor ama nüfusun çok önemli bir yani kesimi. Yani işte biri değil mi? Yani, altyazı evet, altyazı. Yani nüfusun önemli bir kesimi çalışanlarda asgari ücretle ev geçindiriyorlar. Yani her 3 çalışandan biri asgari ücret. Aynen Bakalım öyle. Gösteriyor. Özellikle baş, hizmet baş. sektöründe çok daha yaygın bir şekilde ha. ve giderek yayılıyor. Beyanlara göre demek. Beyanlar. Yani, Beyanlar. yani burada yani kayıt. bir Ahmet Bey şimdi burada bir... Bu ayın Kasım ayının enflasyon oranlarına baktım. Kasım ayının enflasyon oranlarında ne olmuş? Gıda, ulaşım, alkollü ve alkolsüz içecekler ve tütün, eğitim, sağlık, oteller, lokantalar. Bu oteller lokantalar çok asgari ücretle ilgilendirmiyor. Çünkü onlar oraya gidemiyor. Artışlar %67, 70, 71 gibi gidiyor. Ve burada Asgari ücretler en çok ne yapıyor? Gıdaya. En çok neye para veriyor? Ulaşıma. En çok neye para veriyor? Kiraya. En çok neye para veriyor? Eğitime. Ve bir nokta daha var ki fiyat artışları herkesi gelirine göre etkiliyor. Yani gelirin 50 bin liraysa aylık senin etkilenmenle 11 bin 402 liraysa senin etkilenmen daha fazla oluyor. Evet. Bunları dikkate alarak yapmak gerekiyor. Ben Cumhurbaşkanı gerçekten çalışan, işçi dostu bir liderdir. Geçen dönemde de hem asgari ücrette hem hem memur maaşlarının artışında bu tavrını ortaya koydu. Şimdi burada yapılacak artışı beklenen enflasyon %36. Buna göre yaparsanız çok yetersiz kalır. En az %50 civarında bir artışın olması gerekiyor. Ha beklenen enflasyon %36 olmadı. O zaman yeniden de değerlendirmek gerekiyor. Çünkü bu insanlar da tabii bir ay boyunca ya çocuğunu okula gönderecek, evet. evinin gıdasını alacak, kirası varsa kirasını ödeyecek. Yani enflasyona eliniz sözünü binecek. tutacaksın. Tutacaksınız evet. ve onun üzerinde de kısmi bir refah payı vereceksiniz. Çünkü bu insanlar alacakları hani bir kısmının 11.400 lira belki bir eşiyle, dostuyla bir akşam yediği yemek parası olur ama o insanlar ondan bir ay geçinecek. Hayat ya tabii hayat. yani. Insanlar. Onun dikkate alınarak yapılması Bak. gerekiyor. Bu asgari ücret Ahmet Bey bir cümle sadece rakamdan ibaret değil. O bir İnsan. hayattan ibaret. Evet. Bir daha söyle abi. Yani bu asgari ücret gerçekten rakamdan ibaret değil. O bir hayattan ibaret. Bravo.